O zaman bir bu penaltı pozisyonunu dedin ya, Konya tarafından tepkiler var. Biz de İttifak Holding Konya Spor basın sözcüsüne bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz Mehmet Güven Öten'le. Hoş geldiniz efendim. Alo. Buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz canlı yayınımıza. Geliyor, net geliyor. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Çok kritik bir karşılaşmaydı. Bir penaltı pozisyonu, özellikle teknik direktör Bülent Korkmaz'ın orada bir serzenişi, oyuncuların tepkileri, maç oynanırken bazı oyuncuların sinirlendiğini gözlemledik. Bu pozisyonu bir konuşalım, tartışalım. Buyurun. Evet. Şimdi 83-84. Dakikaya kadar takımımız 1-0 önde diyordu gördüğünüz gibi. Ve biz acaba, inanın ki bunu net olarak söylüyorum, ne zaman ne olacak diye beklerken böyle bir pozisyon oldu. Şimdi bir kural hatası, maçta kurallar var biliyorsunuz. Eğer ayaktan çarparak ele değiyorsa top omuz hizasının altında, kesinlikle bu penaltı değildir. Yani biz de 100 kere seyrettik maçtan sonra. Oyuncumuzun eli omuzunun altında ve ayağından çarparak geliyor top. Şimdi böyle bir durumda kesinlikle tereddüte düşürdü ve hakemimiz muhakkak dinledikten sonra VAR hakemlerine direkt VAR'ı izlemeye gönderildi. Ki eğer penaltıysa niye o anda zaten verilmedi? O işin ayrı bir boyutu. Ve hakemimiz seyrettikten sonra maçı seyretti ve 15-20 adım yürüdü. Hala tereddütteydi ve ondan sonra penaltıyı gösterdi. Şimdi şunu net olarak söyleyeyim. Hüseyin Göcek bundan 4-5 hafta önce, bu pandemiden önceki Fenerbahçe maçında, bizi zaten 9 kişi sahada bırakarak nasıl bu takım yenilebilir diye elinden geleni yapmış bir hakem. Bu nettir. Biz ama o maçta da 2-1 Fenerbahçe'yi yenmiştik. Ve bu kadar önemli bir maçımıza yine bu hakem tayin ediliyor. Ve bu kadar tereddütlü bir ve kural hatası olan bir şey de bunu verebiliyor. Şimdi biz merak ediyoruz. Sayın Hüseyin Göcek'in Konya'yla, Konya şehriyle, Konyalılarla eğer bir sıkıntısı varsa çıksın, net olarak söylesin. Ben Konyalılara sevmiyorum desin, şunu desin, bunu desin. Ama koskoca bir şehrin kaderiyle oynamaya hakkı kesinlikle yoktur. Bu Konya'dır, Konya Spor'dur. Türkiye'nin 5. büyük vilayetidir. Yani bu kadar önemli bir maçta bu kararı bu şekilde verebiliyorsa bu çok tartışmaya açıktır. Adaletse adalet bir gün herkese lazım olacaktır. İnanın ki bu adalet, bu eğer tepki verilmezse bir gün başka takımların da başına gelecektir. Ben Hüseyin Göcek'in bugün bu dakika itibariyle düdüğünü artık asmasını istiyorum ve hata yaptığını da söylemesini istiyorum. Bu kadar net konuşuyoruz. Şimdi bundan önce de Fenerbahçe maçında görev aldı demiştiniz değil mi? Evet, evet. İki oyuncumuz attı. Yani onlar da çok şaibeli şeylerdi ama biz yine de orada 9 kişi o mücadelede Fenerbahçe'yi yenmiştik hatırlarsanız 2-1'lik bir skorla. Yani şöyle bir kritik maçta 3-4 hafta sonra bu kadar olay olmuş, biz bu kadar tepki vermişiz. Aynı hakemi getirip Konya Spor'un karşısına böyle bir şeyi, kader maçına getirmek gerçekten, yani inanın gerçekten çok 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 ciddi bir olaydır yani. Ben kesinlikle bunu söylüyorum. Hüseyin Göcek Konya Spor'un düşmesi için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Ve ben şehrim adına, Konya Spor adına kesinlikle hakkımızı helal etmiyoruz. Böyle bir durumdan sonra artık kim neyi nasıl ne şekilde karar verecekse, biz kural hatası olduğuyla ilgili federasyona müracaatımızı yapacağız. Bundan sonrası artık bir şey de diyemiyorum. Kime kalmış, nasıl bir karar alınacaktır, ne olacaktır, bekleyip göreceğiz. Ama adalet herkes için lazım. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Biz şu anda bir hakem tarafından kıyıma uğradık ve ondan sonra da zaten maçın dengesi değişti, alt üst oldu her şey ve bu skorla şu anda son 3 haftaya girmiş bulunuyoruz. Şimdi haftaya liderle karşılaşacaksınız Başakşehir'le, onu ayrıyeten soracağım ama maçtan sonra koridorlarda herhangi bir şey yaşandı mı? Yok yani, tabii bir tepkiler oldu işte, idari menajerimiz bir bağırışma çağrışma, bu artık bir birikimdi yani. Yoksa öyle kayda değer bir durum yok.
Hani o aslında başka bir yerde, başka bir ortamda falan olacaktı. Belki çok daha farklı şeyler de olabilirdi. İstemeyiz asla böyle bir sertliği veya bir tepkiyi bu yolla asla düşünen bir takım değiliz. Ama maalesef gerçekten burada olup bunlar yaşasaydınız yine gerçekten büyük tahammül gösterirdi yani. Ben orayı anlayamadım. Başka bir yerde olsaydık derken? Yani farklı bir yerde, farklı bir ülkede, farklı bir şekilde olsaydı belki daha farklı tepkiler de olabilirdi. Bizimki oyuncularımızın veya teknik kadronun sözlü tepkilerinden başka öte bir şey olmadı. Yani biz hiçbir zaman için farklı bir olaya girecek bir takım değiliz aslında. Peki efendim. Çünkü o söylediğiniz şey çok enteresandı. Sorunuz var mı? Benim sorum yok da Mehmet Bey'e bir tavsiyem var. Buyurun. Öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Az önce demiştiniz ki Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatasıyla ilgili başvuruda bulunacağız demiştiniz. Evet. Ama genelde Hüseyin Hoca ile ilgili yapılan başvurular Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olumsuz dönüyor. Çünkü daha önce Beşiktaş'ta Göztepe maçı için başvurmuştu. Tabii tabii. Ve tabii, hep tabii. Aynı hoca. İşte Trabzonspor'da da oldu, sizde de oldu, Beşiktaş'ta da oldu, Galatasaray'da da oldu. Söylemek istediğim nokta şu Mehmet Bey. Bugün size olduğunda diğer camialar da ayağa kalkacak. Dün Beşiktaş'a olduğunda da kalkacak. Eğer siz, hani sizin için söylemiyorum, genelde Türk futbolunda şu var. Bu bumerang bana dönmediği sürece problem değil. Bunu Hüseyin Hoca için söylemiyorum. MHK için söylüyorum. İşte hepiniz ağız birliği yaparsanız bir gün, bence asıl o zaman hakem sorunu çözülür Türkiye'de. Maalesef çok çok haklısınız. Kesinlikle katılıyorum ve teşekkür ediyorum. Ben biraz önce de işte adalet herkes için lazım kelimesini sizin bu söyledikleriniz için belki de vurgulamak istemiştim. Benim içimden geçenleri siz de ayrıca aktarmış oldunuz. Yarın başka bir maçta aynı hakem farklı bir şeyler de yapabilir. Dediğiniz gibi artık bir yerde artık buna bir dur demek lazım. Peki Başakşehir maçı hakikaten çok önem kazandı. Hem Başakşehir için hem İttifak Holding Konya Spor için gerçekten çok önemli bir maç. Kazananın çok şey kazanacağı bir mücadele. Yani beraberlik de iki takıma aslında yetmiyor. Bu pencereden baktığınızda nasıl bir maç bekliyor Konya Spor'u? Sonuçta tabii ki iki takımın da aslında normal şartlarda gergin olarak çıkacağı bir maç. İki tarafında kaybetme gibi bir lüksü olmayacak olan bir maç. Ki biz ilk yarıda da Başakşehir'le kendi evinde bir berabere kalmıştık. Bu saatten sonra artık hani denecek bir hani oyuncu evle denecek bir şeyin olduğunu zannetmiyorum teknik ekip tarafından. Kaderini onlar tayin edecekler. Birisi şampiyonluk için, birisi ligde kalabilme mücadelesi için. Güzel bir maç olacaktır. Başka bir beklentimiz yok. Ben yine de o konuda eğer adil bir yönetim olduktan sonra biz tabii ki her şeye bir şekilde şeyiz. Yani onun için biz adaletli yönetim olsun yenilebiliriz. Hiç önemli tabii ki olacak. Futbol bu yani sonuçta. Ama bu kadar olunca yani koskoca bir şehrin kaderiyle bir kişi oynayabiliyorsa o zaman bir yerde dediğiniz gibi bir dur demek lazım artık yani. Ağzınıza yani sağlık. Biz asla da pes etmeyeceğiz. Sonuçta 3 tane maçımız var. Hani lig şampiyonuyla birinci sene oynuyormuşuz. Şöyleymiş, böyleymiş. Bunların hiçbiri yok. Bu saatten sonra artık söz futbolcularda sadece adil bir yönetim olması kaydıyla. Peki. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selam, sevgiler, çok saygılar. Çok mersi. Eksik olmayın. Hüseyin Göçek tarafından yaklaşmıştın sen Hüseyin Hoca. Hep itirazlar hep dönüyor diyorsun. Dönüyor. Sadece Hüseyin Hoca için söylemiyorum yani. Diğer bütün hakemler bir tek Hüseyin Hoca kural hatası. Söylemiyor. Hayır yani. Kural hatası ama yapıldığında. Bu seneki kariyeri, onun bu seneki performansı herhalde kariyerin en kötü performansıdır. Bilmiyorum geçmiş dönem şimdi hafızamı tazelemeye çalışıyorum ama. İyi performans Evren var Hoca mı? Da söyledi. Şimdi Galatasaray'ı unutmuştum mesela. Bak Galatasaray dedim doğru. Asıl bombası orada ama Trabzon. Bütün olaylar bundan çıkıyor yani. Biraz efendim, da, ama hep normal ama, değil yani. Ama bak bütün hem kulüplerin camiaların başvurunu TFF reddediyor. MHK yine görev vermeye devam ediyor. Yine ödüllendirme. Ben anlamıyorum. Orada ben çıkamadığım nokta orası işte. Şey mesela pozisyonu göremediğimiz için o ara Beşiktaş maçını izliyorduk. Yani oraya yoğunlaştık. Yani penaltı pozisyonunu bir görsek yani tamam inanıyorum Mehmet Bey de onu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü kural hatası için itiraz ederken çok haklı kuralların olması lazım. Haklı da olsan zaten şey dönüyor. Demek ki üst taraftaki operasyon zaten yapıldı. Alt tarafın operasyonu farklı demek ki. Yani orada da başka şeyler var. Yani işte yani çözemiyorum. Bir operasyon var benim demek aklım ki. Oraya ermiyor. Yani ne bu kadar net böyle bir şey olabiliyorsa
şu Konyalılar çok, ben bakıyorum ki, mesajlara çıldırıyorlar yani. Hani